Röntgen cihazını kimin icat ettiği olduğunu biliyorsunuzdur. Oraları biraz göstermek istiyorum. Şu an hırsızlıkla karşısında. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine dışarıdan sesleniyorum. Çünkü evde hepimiz çok sıkılıyoruz. Bari benim videolarımda biraz böyle birlikte gezelim istiyorum. Size bugün köyümü göstereceğim. Almanya'da benim yaşadığım yer köy değil tabii ki ama büyük bir yer de değil. Ve burayı size bugün biraz göstereyim istiyorum. Çünkü çok şirin, böyle masalsı havası olan bir yer. O zaman minik turumuza bence başlayalım. Röntgen cihazını kimin icat ettiğini, daha doğrusu röntgeni kimin bulduğunu biliyorsunuzdur. Wilhelm Conrad. Şimdi onun müzesine doğru gideceğiz. Tabii ki müze kapalı şu an. Ama yine de size oraları biraz göstermek istiyorum. Burası o kadar bayır ki çıkarken böyle nefes nefese kalıyorum. Çok minnoş. Burası böyle çok eski yapıda evlerle dolu. Evleri yıkayım, yeni bina yapayım falan filan yok. Restore edilip yeniden hiçbir şekilde zarar verilmeden kullanılıyor. Efendim? Burası yasak. Yasak, aynen. Şartları var. Bakın burası böyle bir ikinci el dükkanı. Mesela şu arkada bir beşik var. 30 euro. Biz Türkler genelde her şeyin yenisi olsun, en iyisi olsun diye düşündüğümüz için sanırım Türkiye'de bu konsepte pek bir çok mağaza yok böyle second hand. Ama burada birçok yerde böyle yer bulabilirsiniz. Çok güzel. Wilhelmciğime geri gelecek olursak. Wilhelmciğim bulduğu bütün deneyleri, bütün icatları önce karısının üzerine denemiş. İşte bu röntgeni icat ederken ki yaptığı tüm aşamaları karısının üzerine denediği için kadın sonunda kanserden ölmüş. Burası böyle bir meydan ki benim şansıma buraya inşaat başlatmışlar. Şimdi müzenin girişi burası. Wilhelm Conrad'la benim çok ortak yönlerimiz var ikimizin de. Aynı şehirde doğmuşum. İkimiz de Lennep'liyiz. Lennep, Remscheid şehrinin küçük bir kasaba mı oluyor burası? Kasabası. Yaşadığı evde hemen yanın başında olan bu ev şu an tadilatta. Burası da American Dinner. Amerikanlılara ait olduğunu sanmıyorum ama olabilir. Yine dükkanlar var. Hediyelik eşya satıyorlar. Bu kilise de zaten az önce gösterdiğim ışıklı olan buranın sembolü. Burada da böyle dediğim gibi pizzeryalar var. Alıp çıkmanız için yani oturup bir yemek yeme şansınız yok. Burası çok güzel. Burayı görmüştüm geçen geldiğimizde. Şöyle netledim mi kamera görüyorsunuz. Aşırı güzel. Ben çok seviyorum böyle pembiş pembiş. İstek üzerine size cupcake'ler yapıyorlar. Böyle pastalar yapıyorlar. Burası da minik bir kafe. Bu kafe buraya bağlı. Top alıyorlar. Şu an hırsızlıkla karşı karşıyasınız. Resmen top alıp çalıp gittiler. İnanamıyorum şu an. Ben orada çekim yapıyordum ya arkadaşlar az önce. Anlamadım, anlamlandıramadım. Böyle bir hissettim bakışlarını, bir baktım. Sürekli beni bekliyorlar gibiydi. Seni çalmazlar merak etme, ben yanındayım. Yani adam geldi oradaki duran süs ağacının şunları çalıp cebine attı ve gitti. İtalyan pizzacısının yanından geçerken bir kadın vardı. Çok tatlış. Selamlaştık, onun torunu gelmiş. Şu an onunla ilgileniyor. Arkadaşlar burada yaşayan Türklere diyorsunuz ya, siz niye Türkçe konuşuyorsunuz? Kendi aranızda yok bilmem ne. Onlar da kendi dillerinde konuşuyor. Mesela İtalyansa İtalyanca konuşuyor. Yunansa Yunanca konuşuyor. Hani bilmiyorum, bir bizde mi var bu takıntı acaba? Benimkiler şu an geliyor yani. Şu ikisi var ya. Şu ikisi yapıyor bunları. Vallahi çektim. Hiç de kusura bakmasınlar, polisi arasam mı diye düşündüm. Orada bir şube var.
o şubeden gelip aslında ilgilenebilirler diye düşünüyorum. Çünkü çok iğrenç bir şey. Annem böyle şeylerden çok tırsıyor arkadaşlar. Böyle çekme falan çok korktu, gerildi. Çünkü bizim başımıza şöyle bir şey gelmişti. Biz annemle yürüyüş yapıyorduk bir gün. Orada da bir deli bizi kovaladı. Adam bildiğiniz deli ama gerçekten deliydi. Ve biz bunu bilmiyorduk, o adamın akıl sağlığının olmadığını. Birdenbire bizi kovalamaya falan başladı. Çok korkunç, çok kötü bir gündü. O günden sonra annem böyle, yani böyle dengesiz insanlardan daha çok korkuyor. Bu evin adı niye Konrad? Çünkü buranın adı, adamın adı. Yaşadığı yer. Şurada kafe kaç yazıyor, yani kahve muhabbet anlamına geliyor. Tatlış tatlış. Lambalar var, ben çok seviyorum böyle yerleri. Da çok yaşa. Yine böyle bir karantina muhabbet olduğundan gelmiştik. Şimdi tabii ki daha farklı, daha güzel işte, ışıklar falan. Ben çok mutlu oluyorum buraya gelince, bilmiyorum, böyle çok huzur verici bir yapısı var. Az önceki olaylar aslında burada hiç olmuyor. Christmas toplarını topluyor Noel ağaçlarından. Bence onlar bütün süslerden alıyor. Çünkü eve gidip onları bir ağaca sıkmayacaklar. Aynen. Vallahi bence de onun için topluyorlar. Yoksa niye toplayacaklar? Bakın. Şuradaki gördüğünüz kiliseden geliyor sesler. Ve şurada da çok güzel ay gözüküyor. Kiliseyi de yakından gösterelim. Ellerim dondu iyice. İşte şöyle. Giremiyorum. Yani hemen kilitli. Size şöyle bir yer göstereyim. Bir minicik bir ev var burada. Küçücük, bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi sizinle şöyle bir yola gireceğiz. Burasını ben bilmiyorum niye ama böyle Harry Potter ya da böyle gizemli bir yer gibi buluyorum. Bana öyle bir hava katıyor. Şimdi buraya sizinle beraber gideceğiz. Böyle bir girişi var. Boş ev. Şurası tamamen boş. Yani tam korku filmi çekmelik bir yer aslında. Şuradaki ev biraz yamuk, görüyorsunuz. Belirtmiştim sanırım videonun bir yerinde. Kesinlikle buraları yıkalım. Buraya bina yapalım. İşte gökdelen yapalım falan yok. Yapıyı tamamen koruyorlar. Tek yaptıkları restorasyon. Çok değişik gözüküyor. Oraya da gidelim. Gözleri. Böyle bir mansion adam var. Böyle bir ev ama ne sattıklarına dair inanın hiçbir fikrim yok. Bulunduğumuz yerden her açıdan bir şekilde kiliseyi görüyorsunuz. Fark ettiniz mi? Öyle bir ayarlanmış ki öyle. Nereye giderseniz gidin, kilisenin herhangi bir yerini görüyorsunuz. Şu an çok. Hitler Türk müydü? Türk kız mıydı diye bir oyun yapacak sanırım. Şurada Il Yong Kim. Kesin Koreli. Koreli abimiz var. Burası bir müzik, dans, tiyatro okulu. Kültürlerin, değişik insanların bir arada yaşadığı bir yer. Zaten çoğunluğunu biliyor ama hala böyle bazılarının kafasında eski Almanya algısı var. Bu 70'lerden 80'lerden kalma. Ama artık öyle değil. Burada insanlar tamamen multikültürel yaşıyor diyor. Ya da bazıları diyor ki ya işte oradaki Türkler işte oradan şikayet ediyor çünkü bizim gelmemizi istemiyor. Şimdi bu da çok saçma ve çok banal bir düşünce. Neden? Çünkü zaten gelmek istiyorsanız bir şekilde gelirsiniz. Hani o size engel olamaz. Kimsenin dediği. Ben bir şey çok istiyorsam kimsenin dediğini umursamam. Ya da bana ne kadar kötü derse desin ben yine onu yaparım. Bu arada bakın yeni kiliseyi görüyoruz. Böyle yorumlar okuyorum internette işte. Ya işte biz gurbetçileri sevmiyoruz. İşte onlar şöyle, onlar böyle. Arkadaşlar hepimiz aynı değiliz ya da tamam bir çoğunluğu sizin söylediğiniz gibi olmuş olabilir ama yani bu onların nasıl anlatsam ya
çok girmek istemiyorum bu konu ama gerçekten bu yaklaşım beni çok üzüyor. Neyse, kısa bir muhabbet edelim istedim. Şimdi olumsuz her şeyi kenara bırakalım. Size tekrar böyle güzellikler göstereyim. Bakın yine ana meydana geldik. Yağmur çiselemeye başladı. Eskiden şurada, tam şurası Deutsche Bank'tı. Almanya'da Deutsche Bank'ı mı var? Deutsche Bank'tı ama burada birçok Deutsche Bank şubesi kapandı. Ay dur, kapatma videoyu. Bir şey daha göstereceğim. Şimdi o bizim az önce bulunduğumuz yerden çıktığımız zaman şimdiki zamana dönüyoruz. Yani 2020 zamanına. Burada daha böyle normal binalar var. Benim yaşadığım yerde burası. Yani burayı çok yakın. İnşallah bir stalker'ım falan yoktur diye umuyorum. Şimdi buraları da sizin için bir göstermek istiyorum. Burası da benim yaşadığım yer. Yani yakın. Camı açtım ki daha iyi görün diye, yansıma yapmasın. Umarım duyuyorsunuzdur. Arkadaşlar, bu binada korona var. Bu binanın komple hepsi maalesef koronalı, yaşlı dolu. Orası bir yaşlı bakım evi. Burası neresi? Az önce bulunduğumuz yer. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.